إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قردش ترم Konumuz bu olacak. İnşallah bugün gidebildiğimiz yere gideceğiz. Ya eyyühellezine amenu. Burada men humul mu'minun. Öyle ya. Ya eyyühellezine amenu diyor Allah tebareke ve teala. Men humul mu'minun. Men humullezine amenu billahi rabben. Ve bil islami dinen. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Men humullezine amenu billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره من الله تعالى من هم الذي آمنوا بالقرآن وعملوا بالقرآن وصدقوا القرآن وتدبروا بالقرآن وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم القرآن يدخلون الجنة بسلام من هم؟ إليه İşte burada ya eyyühellezine amenu diyor Allah tebareke ve teala. Bu mümin olan kullar kimler diyor Allah tebareke ve teala. Şimdi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh diyor ki اِذَا سَمِعْتَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ يَا اَيُّهَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَعْطِي سَمْعَكَ diyor. Yüce Allah Azze ve Celle'nin ey inananlar topluluğu duyduğun zaman diyor dikkatini ver diyor. Yoksa Rabbim tebareke ve teala bu çağrıdan sonra diyor ya hayır sana bir şey için emredecek veyahut da kötü bir şeyden sana sakındıracak diyor İbn-i Mes'ud radıyallahu anh. İşte burada İbn-i Mes'ud radıyallahu diyor ki işte dakik diyor, entebih diyor. Çünkü Allah tebareke ve teala tarafından bir çağrıdır, bir nidadır, bir uyarıdır diyor burada İbn-i Mes'ud. İşte burada diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا فِي الْقُرْآنِ وَعَمِلُوا بِالْقُرْآنِ حَقِّينَ Yüce Allah'ın kullarına, Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik eden kullarım. Bunlardır diyor. İşte cennete hakkıyla iman edenler. Hani diyoruz ya, el-cenne, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْجَنَّةِ لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطِرَ عَلَى بَالِ بَشَرٍ Ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Rabbim Tebareke ve Teala. İşte burada Rabbim Tebareke ve Teala hakkıyla ona iman eden olan kullara burada sesleniyor. Zaten demiyor ya eyyuhel muslimun, demiyor men humul muslimun, ya eyyuhel lezine amenu.
Hani diyorlar ya 1,5 milyar İslam ümmeti var. İşte bu 1,5 milyar İslam ümmetin içerisinde bir zümreye sesleniyor Allah Tebareke ve Teala. Ey inananlar, ey şirkten arındırılmış olan kullarım burada demek istiyor. Yani hakkıyla Allah'a kul olanlara burada sesleniyor. Şimdi diyorlar ya herkes mümindir değil mi? Diyor ki ben Müslümanım ve mümindir. Oysa bir baktığın zaman adam oruç tutmuyor, yani oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Bu adam mümin olur mu? Yok. Yok da ne namaz kılıyor, ne de oruç tutuyor. Bu adam mümin olabilir mi? Yok. Nasıl ki? كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ وَأَخْبَرَهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ uyarsa ancak bu şekilde mümin olur bir kişi. Neyle mümin demek? Lafla olmaz. Mümin Yüce Allah'ın emretmiş olduğu şekilde olmakla olur. Hakkıyla Yüce Allah'ı birlemekle olur. Onun rububiyetini, uluhiyetini, isim ve sıfatlarını tasdik etmekle olur. Ancak bu şekilde mümin olur. Ondan sonra işte ondan dolayı alimler burada boşuna söylemiyor namaz kılmaya kafirdir. Öyle ya. Hani ilim ehlinin bazı alimleri diyorlar ki namaz kılmayan tek kelimeyle kafirdir diyor Allah korusun. Gerçekten öyle midir? Namaz kılmayan kafir mi? Şimdi namaz kılmayan kafirdir diyen alimlerin delilleri gerçekten o kadar güçlü ki yani bunları gördüğümüz zaman hak vermemek işten bile değildir. Hani Allah Tebareke ve Teala ne buyuruyor? Munibine ileyhi vettekuhu ve ekimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ona dönün. Ondan korkun, sakın namazınızı bırakıp da müşriklerden olmayın diyor Allah Tebareke ve Teala. Ondan sonra el ahdellezî beynene ve beynehumussalâ femen terekeha fekad kefer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi? Delil güçlüdür. Diğer âlimler diyorlar ki işte şimdi bir kişi kafir olabilmesi için mutlak manada ne yapması gerekiyor? İnkar etmesi gerekiyor. Öyle ya. Ne zaman ki inkar ederse bir kişi neyle İslam'a girer? Bunu nedir? Yani inkar ederse Allah'ın emir ve yasaklarını inkar ederse ancak dinden çıkar. Ama neyle girer? Bunu kabul etmekle. Tekrar söylüyorum. Neyle İslam'a girer? La ilahe illallah'la İslam'a girer. Neyden çıkar? Bunu inkar ederse namaz kılmayan olan bir kişi bunu inkar ediyor mu? Gittin sordun mu? Tamam her ne kadar burada namaz kılmasa bile burada yani adam inkar etmiyor. Ne zaman inkar ederse diyor alimler. O zaman Allah katında bu şeye maruz kalır diyor alimler. Ben de diyorum ki ya birinci grup alimlerin dediği orada çıkarsa orada o zaman bunların halleri ne olur? Demek ki bir kişi namaz kılsa yani zina etse de Allah muhafaza, faiz alsa da büyük günahlar işlese bile namazını terk etmemesi gerekiyor. Tehlikeli bir mesele. Öyle ya. Ya orada yani gerçekten namaz kılmamak müşrikliktir Allah Tebareke ve Teala. Ya orada bu dediği çıkarsa halleri ne olur? O zaman ne yaparsa yapsın bir kişi namazını terk etmemesi gerekiyor. Ve biliyorsunuz yani burada namaz kılmayan olan bir kişi Allah'la arasını açmıştır. Namaz kılmayan olan bir kişi dinle arasını açmıştır. Namaz kılmayan olan bir kişi yani Resul'le, İslam'la arasını açmıştır. Değil mi? Namaz kılmamak kabul edilemez bir şeydir burada. Ömer diyor ya La hazza fil islami limen terekes salah. Namazı terk edenin dinde yeri yoktur diyor. Ömer, Abu Bekir, Osman, Ali hepsi bunu söylüyor. Değil mi? Yani nasıl ki yani vücut başsız olmuyorsa değil mi? Vücut başsız olabilir mi? Aynı şekilde din de namazsız olmaz. Adamın gövdesi var, elleri var, ayakları var. Her şey var ama başı yok. Olur mu? Olmaz. İslam da bu şekildedir. İslam da bir vücuttur ve onun beyni, onun otoritedir. Nedir? Onun beynidir. O da namazdır, dindir. Kabul edilemez. Ben Müslümanım ama namaz kılmıyor olan bir kişi burada aldanmıştır. Olmaz. Ondan dolayı Allah Tebareke ve Teala burada uyarıyor. Birçok ayette
Allah'tan korkun, ona dönün ve akimus salate ve la takunu minel müşrikîn. Bu şekilde burada ne yapıyor? Burada bizlere söylüyor. Veya kınıyor. Ondan sonra yaratılmış olan mahluklara sesleniyor. Hoş geldin Batuhan. Burada mesela adam gidip namaz kılıyor. Ondan sonra gidip ey Allah dostu diyor Eyüp Sultan. 4 tane kızım var. 1 erkek çocuk var. Ver bana diyor. Bu da nedir? Bu da Yüce Allah'ın kabul etmediği olan bir şeydir burada. İşte İslam bunu reddediyor. Bakınız. Allah Tebareke ve Teala ayette diyor ki قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ السُّنْعَ diyor. Dünya hayatında yani amelleri boşuna gidenlerin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannediyorlar. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün işleri, bütün yapmış oldukları iyilikleri boşa giden kimseler de diyor Allah Tebareke ve Teala. Ondan dolayı burada kema emarana rabbuna ve ahbarana rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem'in izinde gitmemiz gerekiyor. Zaten Allah Tebareke ve Teala demiyor mu? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Nisa suresi 115. ayet diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلَ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Hak kendisine belli gösterildikten sonra, Allah'ın emir ve yasakları o kişiye hatırladıktan sonra, Resul'ün yolu gösterildikten sonra ne yaptı o? Yani bunlara uymayıp kendi hava ve heveslerine uydu. Peki cezası? Nüvellihi ma tevalla. Gittikleri yolda bırakırız diyor Allah Tebareke ve Teala. Bitti mi? Bitmez. Ona sonra diyor ki ve nuslihi cehennem. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve sa'et masira. O kötü, ne kötü duraktır Allah Tebareke ve Teala diyor. Hani Allah Tebareke ve Teala tehdit ediyor ve başka bir ayette diyor ki işte diyor ki hangi ayet? Hangi ayet? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ diyor Allah. Nasıl olur da Yüce Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirler? Nasıl olur da Yüce Allah'ın ayetlerini alışveriş etmeyenler, Yüce Allah'ın yoluna gitmeyenler ve اَعْرَضَ عَنْهَا onlardan yüz çevirdir. Yani burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yolla gitmediler. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yürümediler. Boş ver zina dediler. Boş ver faiz dediler. Bu faizde, bu zamanda ekonomisiz faiz olur mu dediler. Allah da فَاَحْبَطَ اَعْمَالِهُمْ amelleri yüzlerine çarptı, zikirlerini yüzlerine çarptı, bütün amellerini yüzlerine çarptı. İşte Allah Tebareke ve Teala ceza olarak diyor ki اِنَّا مِنَ الْمُجْرِم۪ينَ مُنْتَقِمُونَ muhakkak ki Allah ve Resulünün yetkisiz kararlardan, Allah ve Resulünün izinle gitmeyenlerden intikam alacağız diyor Allah Tebareke ve Teala. Dünyada yani senin intikam almana benzemez. Allah'ın intikamı ebedi bir şekilde cehennemde atmaktır burada diyor. Hani ne diyor ayette diyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ gerçekten inkar edenler, münafıklar, Allah'ın ayetlerini kabul etmeyenler gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Azze ve Celle. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا onlar kesinlikle cehennemde ebedi kalacaklar, ölmeyecekler. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَكَسِلِّكْلِ azap onlara hafif edilmeyecek. وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ başka ayette geldiği gibi ve yüzlerine bakılmayacak diyor Allah Tebareke ve Teala.
وهم يصرخون فيها جهنمde bağıracaklar, çağıracaklar. Ya Rabbi ercina, ne olur dünyaya bizi geri gönder. Hayır ameller yapalım. Ne olur ya Rabbi geri gönder. Sana hakkıyla kul olamadık, sana kulluk edelim ya Rabbi. Cevap ne diyecek onlara? Efelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekker ve ca'akumun nazir. النذير اصلا انت كنت في الدنيا كنت في الدنيا لماذا لم تعقلوا لماذا لم تتفكروا لماذا لم تؤمنوا لماذا لم تبصروا وجاءكم النذير aynı zamanda uyarıcı geldi ve bu uyarıcı kim محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم النذير وجاءكم القرآن فما للظالمين من نصير kesinlikle burada zalimlere bir yardımcı olunmayacaktır. Aynı zamanda burada zulüm şirktir. Başka tefsirlerde hani diyor ki اِنَّ الظُّلْمَ لَشِرْكٌ عَظِيمٌ ayette Allah Tebareke ve Teala diyor اِنَّ الشِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ şirk büyük bir zulümdür aynı zamanda. Demek ki burada zalimliklerden kasıt, burada şirki kastediyor burada Muhammed'in sallallahu Allah tebareke ve teala. Dolayısıyla burada bir kişi istediği kadar ibadet etsin, istediği kadar Allah'a kulluk etsin, eğer şirk koşmuşsa Allah indinde hiçbir değeri yoktur bu adamın. Ki ve men yuşakıkır Resul ayeti okuduğumuz gibi. Naam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله تنقركم ديو الله تبارك وتعالى برضا تقوى يعني خافوا من الله خافوا من ربكم خافوا من عذاب ربكم خافوا من أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون خافوا من أن يأتي يوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد خافوا من أن يأتي يوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Bu günlerden korkun Allah Tebareke ve Teala diyor. İşte burada takva budur. Allah'tan korkmaktır takva. Yoksa inanın Allah'tan korkmayan olan bir kişi milletine, toplumuna, cemiyetine, dinine, yani annesine, babasına kesinlikle faydası olamaz. Çünkü Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmayan olan bir kişiyle korkacaksın. Boşuna demiyorlar alimler, insanlar. Demek ki burada takva Allah korkusudur. Ondan dolayı burada ittekullah. İşte burada adam günah işliyor, işliyor, işliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Diyor ki Allah gafurur rahim. Olmaz. Tamam. Her ne kadar burada Allah gafurur rahim, gafurdur rahimdir. Diğer tarafta şedidul ikab Allah tebareke ve teala diyor. Alçaltıcı, zillet verici bir azap karşı tarafı bekliyor. Çünkü uyarıyor. Uyarıyor Allah tebareke ve teala. Kiminle? Hem Kur'an'la hem Resul'le uyarıyor. Gelişiniz bir keredir dünyaya ve Allah'a orada hesap vereceksiniz diyor Allah Tebareke ve Teala. Çünkü gelişiniz bizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de gelişiniz de bizlere sorulmayacak diyor Allah. Ondan dolayı orada hiç kimse hücceti mazur veremez Allah. Çünkü Allah ve hedeynehu necdeyn hakkı ve batılı gösterdi. Resul'le, Kur'an'la değil mi? Gösterdi bunlara. Evet. İşte ittekullah khafu minallah. Yani burada gerçekten zaman geçmeden tövbe edelim. Zaman geçmeden Yüce Allah'a kul olduğunu bilelim. İnanın bakınız birçok kişi günah işliyor, işliyor, işliyor. Yani 60 yaşına geliyor. Ondan sonra diyor ki hocam tövbe ettim diyor. Adam içki içiyor. Ama onun niyetini bilen kim? Allah'tır. Öyle değil. Adam tövbe etmemiş. Çünkü niyeti Allah biliyor. Adamın ciğeri iflas etmiş. İçki içmiyor, içemiyor. Adam diyor ki hocam işte tövbe ettim. Yalan. Tövbe etmedin. Ciğer kalmadı sende. Yani içki seni bıraktı. Sen içkiyi bırakmadın. Değil mi? Gençken tövbe edeceksin. Sıhhatliyken tövbe edeceksin. Diğeri adam zina ediyor, 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 ediyor. Ondan sonra adam pili bitiyor. Gücü kalmıyor. Hocam diyor ki ben tövbe ettim. Yalan. Gücün kalmadı.
Ondan da bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü niyeti Allah biliyor. Rabbim Tebareke ve Teala biliyor. Dikkat edeceğiz. Yani burada mesela hanım 60 yaşına geliyor. Hocam örtündüm diyor. Yok. 30 yaşında Allah'ın emri yok muydu? 40 yaşında yok muydu? Neden örtülmedin? Çünkü burada ne yapıyor? Burada saçı beyazlaşmış. İşte kamuflaj şeyini gizliyor. Allah böyle istemiyor. Bakınız Firavun'un tövbesini Allah Tebareke ve Teala kabul etmedi. Ana rabbukumul a'la ma alimtum lekum min ilahin gayri fa'uqidni ya haman 'ala at-tin faj'alni sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin. Allah Tebareke ve Teala diyor. İşledi. Hatta ben sizin Rabbinizim diyordu Firavun. Öyle ya. Ana rabbukum el-a'la. Ey Musa. Ne diyorsun Allah tebareke ve teala gönderdiği zaman? Fekul lehu kavlen leyyine diyor. Ya Rabbi hada Firavun. Velau kâne Firavun. Fekul lehu kavlen leyyine. Gitti. Tebliği yaptı. Reddetti Firavun. Kabul etmedi. Ana rabbukum el-a'la. Ma alimtum lekum min ilahin gayri. Ve Allah tebareke ve teala onu orada üç yerde yakaladı Firavun'u. Orada yerin dibine geçirdi Allah tebareke ve teala. Birincisi denizde. Hani son nefesinde ne dedi? Âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenut bihi banu İsrail ve ana minel muslimin diyordu. Ne oldu? El-âne ya Firavun, el-âne ve kad asayte ve kunte minel mufsidin. Daha önce yani zorbacılardan değil miydin ya Firavun? Ana rabbukum el-âle diyen sen değil miydin ya Firavun? Ben sizin Rabbinizim, benden başka Rab tanımadım, tanımıyorum, bilmiyorum diyen sen değil miydin ya Firavun? Şimdi mi iman ettim? Bir rivayete göre Cibril aleyhisselam 600 kanadıyla geliyor ve Firavun'un ağzına bal çık doluyor. Üskut diyor, sus diyor. El-âne? Olmaz. Ayeti tasdik ederek. Allah tövbesini kabul etmedi. Değil mi? Bu birinci kerede denizde yakaladı. Ondan sonra başka diyor ki اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا. Sabah akşam ateşe arz olacaklar. Bu da ne? Kabirde. Alimler bir ittifak diyor ki kabir azabı bu. Kabir azabını inkar edenler. Kulağı çınlasın. Üçüncü yerde nerede? وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. Ve üçüncü ise kıyamet kopacağı zaman getirin ey melaikeleri Firavun ve eve ahalisini. Allah tebareke ve teala cehenneme bunları atacak. Niçin? تَكَبَّرُوا. Yoksa Firavun onun Rab olmadığını zaten biliyor. Ama inaden, kibren bunu ne yapıyor? Bunu tekrar etti ve Allah tebareke ve teala burada onun duasını kabul etmedi. Tövbesini kabul etmedi. Ve 60 yaşına kadar günah işle. Belki Allah senin tövbeni kabul etmedi. Çünkü senin niyetini bilen Allah değil mi? Ni'mel mevla ve ni'men nasir değil mi? Ve tevekkel alel hayyillezî la yemut değil mi? Ve tevekkelu alallâhi in kuntum müminin değil mi? Demiyor mu Allah? Evet. Neden tövbeni 60-70 yaşına kadar saklıyorsun? Hani diyoruz ya şebbettâib habiballah. Tövbe eden olan bir kişi Allah'ın dostudur. Bu demek değil Allah'ın dostu olmak böyle sarıklı olacağız koskoca böyle tesbih. Hayır. Namaz kılan herkes Allah'ın dostudur. Oruç tutan herkes Allah'ın dostudur. Yani burada yani Allah'a kul olan herkes Allah'ın dostudur. Ama derece derece bu ayrı bir mesele. Ondan buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa Allah tebareke ve teala öyle gün bizi vaat etmiş. Hani gerçekten burada Allah muhafaza ya Rabbi. Yani o günle karşı karşıya kaldığımız zaman çok büyük bir musibetle karşı karşıya kalacağız. Bismillah. İşte aradılar. Ben diyorum ya beni aramayın. Canlı yayın aradıkları zaman. Aramayın diyorum işte canlı yayında maalesef. Tamam bitti. Zaten 5 dakika. İşte burada ya eyyühellezine amenu ittekullah. İttekullah. Allah'tan korkun. Takva yani böyle boş sözle değil. Takva gerçekten yüce Allah'a kul olmakla olur. İşte burada diyor ki
bir de başka açıdan bakacak olursak, Allah'tan korkan olan bir kişi, yani gerçekten Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına hakkıyla kul olmaya yanaşır. İbadet eder, kulluk eder. Değil mi? Çünkü bu insan, yani Allah korkusu onu eğer ibadetlere sürüklemeyecekse, namaza sürüklemeyecekse o korkuyu ne yapsın? Bir kişi niçin Allah'tan korkar? Elbette yasaklarını gözeterek, çünkü vaat var. Allah'tan korkmayanlar varacağı yer nedir? Cehennemdir. İşte bunun bilincinde bir kişi. Ondan dolayı ittakullah. Khafu min Allah. Khafu min en ye'tiye yevmun. La yenfa'u fihi malun ve la benun. İlla men etallaha bi kalbin senin. Diyoruz ya işte. Derslerimizde. Ondan dolayı korku çok. İşte burada Yüce Allah'ı yücelten ve aynı zamanda Allah rızasını kazanmaya vesile olan bir korkudur bu. Dolayısıyla burada Allah'tan korkmayan olan bir kişi dinine, annesine, babasına, vatanına, namusuna, yani burada toplumuna, cemiyetine kesinlikle burada başarılı olamaz burada. Allah tebareke ve teala diyor. Olamaz. Allah korkusu işte bunları gerektiriyor. Onun için takva çok önemlidir. İttekullah, Allah'tan korkan olan bir kişi dedik. Onun emir ve yasaklarını gözeterek yaşar. Zaten bunun için gönderilmedik mi? Yani hani efe hasibtum enma halaknakum abatha ve innakum ileyna la turcaun. Boşa boş bir şekilde mi geldiniz siz? Limaza halakana rabbuna? Limaza ba'athana rabbuna? Limaza arsalana rabbuna? Niçin Allah bize gönderdi? Böyle boşu boşuna mı? İftarımızı açtık, suyumuzu içtik, oturduk. Sadece bunun için mi geldik dünyaya? Yok. Ubudiyet için, Allah'a kul olmak için yaratıldık. Ve bunun için hani Allah diyor ya, "Ve ma umiru illa liyabudullah." Ondan sonra "Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun." Birçok ayetler var. Burada bunu gösteriyor. Sen kalkıp burada dünyada Allah'ı unutursan, Allah da seni unutur yarın. Allah da bunları sana soracak. Sen ya burada kendi kendine bir sor bakalım, ben nerelerdeyim? Fe ayne tedhebun diyor Allah tebareke ve teala. Nereye gidiyorsun diyor Allah tebareke ve teala. Bu gidiş nereye diyor Allah. Namaz yok, oruç yok, her şey yok. Nedir bu? Veyahut da oruç var, namaz yok. Allah bunu kabul etmiyor. Kesinlikle. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani bir gövde var, başı yok. Aynı şekilde. Müslümanız, namaz yok. Allah bunu kabul etmiyor. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Sonra diyor ki burada herkes yarına ne hazırladığına baksın. Burada yarın kıyameti burada kastediliyor. Bakınız burada kardeşlerim, yaş ilerliyor değil mi? Saç sakal beyazlaşıyor. Gücümüz tükeniyor. Buna rağmen birçok insan aldırış etmiyor. Vurdum duymazlık yapıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. İşte Allah diyor ki fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye? Gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de sorulmayacak. Çünkü sizin iradenizin üstünde bir irade var. O da Yüce Allah'ın iradesi. Çünkü sizi yaratan benim, yaşatan benim, rızık veren benim, koruyan benim, halk eden benim. فَاِنْ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Bakınız kardeşlerim. Allah tebareke ve teala yağmur yağdırıyor değil mi? Ve o yağmurla toprağa yeşeriyor, bitki oluyor. İşte salatalık ayrı, domates ayrı, patates ayrı, işte çeşit emmavi olan çeşitler türlü türlü tat veriyor değil mi? Aynı su, aynı toprak olmasına rağmen değil mi? Bu neyi gösteriyor? Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor Allah tebareke ve teala. İşte bütün bunları görmenize rağmen nasıl olur da benden başkasına kul olursunuz? Nasıl benden başkasına yani ibadet edersiniz? Sizi yaratan benim diyor Allah. Yaşatan benim diyor Allah. Nasıl olur? Uyarıyor. Gelişimiz bir kere dünyaya. Hani dünya eş mazra'atul ahire, dünya ahiretin ekin tarlasıdır diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı dikkatimizi buraya çekmek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada bu alametler neyi gösterir dedik. Hani saçımız beyazlaşıyor, işte sakalımız, işte görüyorsun, işte gözlük takmasak şuradan buraya göremiyoruz. Bu tükeniyor. Gücümüz azı, işte bu neyi ifade ediyor?
Bu ahirete yakın olduğumuzu gösteriyor. Ölüme yakın olduğumuzu gösteriyor. Allah demiyor mu işte? Kullu nefsin zâikatul mevt. Kullu nefsin zâikatul mevt. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَقَالَ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَقَالَ تَعَالَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. الناس اليوم في غفلة في ضلال يحتاجون من أن يذكرهم أحدا بربهم بخالقهم برازقهم برب البرية برب البشرية برب الناس أجمعين. ها هو الموت قادم لا يفرق بين صغيرة ولا كبيرا ولو نجا منه أحدا لنجا منه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هيهات هيهات كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Allah Tebareke ve Teala bunları burada uyarıyor. Ayetlerde olsun ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde olsun. İşte burada fe'tebiru diyor Allah Tebareke ve Teala. Düşünün, inanın, azıcık düşünen, azıcık Rabbini bu şekilde yani onun rububiyetini, uluhiyeti, isim ve sıfatları düşünen olan bir kişi Rabbini tanımaması mümkün değildir. İşte insanoğlu bir düşünse, ya beni yaratan kimdir, yaşatan kimdir, rızık veren kimdir, bunları bilecek. Çünkü Allah ona akıl verdi. Hayvanlarda öyle bir şey yoktur. Ondan dolayı Allah Tebareke ve Teala burada hür iradesine bıraktı insanı. İşte bu dağları, bu eşyaları, bu yaratılmış olan mahlukları yaratan kim ise, kişi düşündüğü zaman inanın Rabbini tanımaması mümkün değildir ve seni yaratan Allah'tır. Yani bu kainatı yaratan kim ise seni de yaratan Allah'tır. Zaten ateistler azıcık aklını kullansalar yüce Rablarını tanımamaları mümkün değildi. Dolayısıyla kardeşlerim Allah mahşerde soracak. Dünyada ne yaptın ey kulum? Ben sana ömür verdim, akıl verdim. Ne yaptın ey kulum? Soracak. Hani şu an gençlik, gittin mi? Geldin mi? İnanmazsan yarın inanırsın. Gelişin sana sorulmadığı gibi gidişin de sana sorulmuyor. Çünkü senin iradenin üstünde bir irade var. O da Allah'ın iradesidir. Ya. Öyle. El-kabru hakkun. Vel-azabu şedid. Ve Rabbun gâdibun limen asa. Ve Rabbun rahimun limen tâb. Ve'n-nâru tattalu alel-ef'ide. Değil mi? Hani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun bir hadiste anlatıyor ya kabir azabını. En son işte münker ve nekir, men rabbuk, ma dinuk, ma nebiyu, soruyor. Bunlara mümin olan bir kişi mutlak manada iman etmesi gerekiyor. Kabir azabını inkar ederler. Allah korusun ya Rabbi. Bu sünneti bile bile inkar ediyorlarsa, yani bütün yani delilleri görmelerine rağmen diyorlar ki sünneti inkar ederler. Yani İslam dışında olan fırkalardır bunlar. Allah korusun. Allah korusun ya Rabbi. Allah korusun. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. İşte bu soruyu herkes kendi kendine sorsun. Sormazsan bile ben yarın ahirete ne hazırladığım Allah yarın sana soracak. Soracak. Neyi soracak? İki şeyi soracak. Bir, tevhidi soracak. İkincisi nedir? İkincisi Resul'e imanını soracak. Resul'e nasıl iman ettiğini soracak. Allah Tebareke ve Teala. Ha gördün mü o zaman? Tamam hadi yalım bitti. Tamam bitti hadi. Azıcık kaldı. Bismillah. Şöyle. Tamam. Zaten 5 dakika kaldı. Bitti tamam. ne dedik biz? Tevhidi soracak. Bir de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı imanını soracak. Yani ey kulum bana şirk koştun mu? Ki Allah Tebareke ve Teala biliyor.
Şirk koşmuyor da koşmadın ama sırf hücceti ikame etmek için Allah Tebareke ve Teala orada soracak değil mi? Ve Resul hani ta'atehu fîmâ emar ve tasdîkehu fîmâ ehber ve allâ yu'bed illâ bimâ şer'a. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl iman ettin? Hani Allah diyor ya وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Resulüm size neyi getirdiyse onu alın, neyden sakındırdıysa ondan kaçın diyor Allah Tebareke ve Teala. Ben Resulü seviyorum ama namaz kılmıyorum. Ben Resulü seviyorum, onun izinde gitmiyorum. Böyle sözde değil. Sevgi özle olur, özle. Özle olur. Ondan dolayı Allah Tebareke ve Teala diyor ki fe'tebiru ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri, ibret alın diyor Allah Tebareke ve Teala. Alın ya. Aklınızı çalıştırın diyor Allah. Gelişiniz bir keredir. Tekrar bir geliş yoktur. Ve dünya mazra'atil ahire. Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Hani diyoruz ya ballandıra ballandıra ben Resulullah'ı seviyorum değil mi? Sonra onun izinde gitmiyorum. İşte Allah bunu kabul etmiyor. Sevgi sözde değil özde olur. Sonra devam ediyorum. Son ayetlere geliyoruz. وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ve Allah'tan korkun, muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Gizli ve açık ne varsa hepsini Allah Tebareke ve Teala biliyor. Yani anlaşılıyor ki burada seni yoktan var eden Allah seni görüyor, gözetliyor ve melekler de yapmış olduğun iyi ve kötülükleri yazıyor. Hani kiramen katibin ya'lemun ma tef'alun. Değil mi? Sağ ve solda kiramen katibin var. İyi ve kötü ne gibi şey yapıyorsa hepsini yazıyorlar. Hani Allah Tebarek ve Teala Kur'an'da وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Bakacaklar aman Allah'ım ahirette bu kitap yani kiramen katibi bu melekler açacaklar böyle hiçbir şey bırakmış. Ne küçük bırakmış ne büyük bırakmış. Allah sizlere söylemedi mi dünyada? He? Söylemedi mi? Olmaz. Ya bugün işte televizyonda görüyorsunuz. Konular açılıyor, izliyoruz işte zaman 100 yıl önce yapılan olan şeyleri görüyoruz. Allah'ın bu haberine neden iman etmiyorsun? Öyle ya. İman etmezsen yarın orada iman eder. İşte ondan dolayı ya eyyühellezine amenu diyor Allah tebareke ve teala. Ey inananlar, ey iman edenler, ey şirkten arındırmış olan kullarım. Yani bu iman eden olan kısım bunları iman etmekle mükelleftir. İman. İman öyle sözde bir söz değil. İman kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel edilmesi gerekiyor. Evet. İşte burada son olarak Allah Tebareke ve Teala buradaki bu ayette uyarıyor ve dersimizi bu sözle bitiriyor. Diyoruz ki hani Allah Tebareke ve Teala öyle gözetleyicidir ki inne rabbeke lebil mirsad. Allah gözetleyicidir ve zifiri karanlığın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasfettiği gibi zifiri karanlığın simsiyah karıncanın siyah taşının üzerinde sesini ve yürümesini gören ve bilen Allah seni görmez mi? Düşünün ki bir siyah taş var ve o siyah taşın üstünde bir karınca var. Allah o karıncayı görüyor, sesini de duyuyor ve bil ki öyle muazzam bir Rabbun var olan bir Allah seni görmez mi? Duymaz mı? La yadillu Rabbi ve la yense. Benim Rabbim dalalet sahibi değildir. Unutkan değildir. Kardeşlerim şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa kül olur dünya. Şu güneş dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya. Bunu matematik, santim, milimetrik ayarlayan Allah bizi bizden daha iyi bilmez mi? Görmez mi? Elbette. İnne rabbeke lebil mirsad. Son olarak şair diyor ki يَوْمَ سُكْرٍ جَمِيعُ مِنْ غَيْرِ سُكْرٍ مِنَ الضَّنْكِ وَالْعَذَابِ الشَّدِيدِ يَوْمَ تَلْقَ الْفَتَى يَفِرُّ فِرَارًا مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ يَوْمَ يَقُولُ الْإِلَهِ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ الْجَحِيمُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ حَقًّا وَعَدَلًا وَلَيْسَ رَبِّي بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ.
أسأل الله العظيم ورب العرش الكريم أن ينجينا من عذاب القبر، أن ينجينا من العذاب، ويغفر لنا ذنوبنا، ويكفر عنا سيئاتنا، ويتوفنا مع الأبرار. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يارن إن شاء الله teravih namazından sonra yine buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Vallahu a'lam ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim.